Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Her daim hayra koşan kullarından eylesin inşallah. 120. beyitte kalmışız burada. Güneş gerçi tektir. Fakat onun mislini tasvir etmek mümkün değildir. Ama kendisinden esir, var olan güneş öyle bir güneştir ki ona zihinde de dışarıda da benzer olamaz. Nerede tasavvurda onun sığınacağı bir yer ki misli tasvir edilebilsin? Şemseddin'in sözü gelince dördüncü kat göğün güneşi başını çekti gizlendi. Onun adı anılınca ihsanlarından bir remzi anlatmak vacip oldu. Güneşe baktığımızda güneş tektir. Onun misli, onun bu noktada benzeri yoktur. Onun misli ve benzeri olmadığından dolayı bir kimse güneşe bakaraktan güneşin kendi dairesinde harikuladeliğinden bahsedebilir. Bunu normalde benzeri olmadığından dolayı bir tek güneşe bakaraktan kıyas olmaksızın insanlar güneşle alakalı bütün her şeyi düşünüp tefekkür edip onunla alakalı bir şeyler söyleyebilirler. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri güneşin üstünde bir şeyden bahseder. Der ki ama kendisinden esir var olan güneş öyle bir güneştir ki ona zihinde de dışarıda da benzer olamaz. Güneşin üstünde bir şeyden bahseder. Genelde güneşin üstünde bahsettiği şey Mesnevi'nin ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bakışıyla aşktır. Çünkü Hazreti Mevlana bütün duyguların ve bütün her şeyin üzerinde aşkı görür. Onun için aşk güneşe hayat veren bir şeydir. Güneş her ne kadar misli olmasa da benzeri olmasa da Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine kadar göre onun üstünde olan şey aşk güneşidir, aşktır. Ve o hiçbir tasavvura sığmaz derken buradan aşktan kastı da Cenab-ı Hakk'ın Zatullah'ıdır. Çünkü bütün aşklar Hazreti Mevlana'ya göre gelip geçicidir. Kalıcı olan ilahi aşktır. Yani Allah aşkıdır. Hoş geldin. Bütün aşkları mecaz olarak görür ehli sufi. Allah'ın haricinde sevilen her şey mecazdır. Bunun içerisinde cımbızla ayrılacak üç tane sevgi vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Davud aleyhisselamın dilinden duasıdır. Allah'ım senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini, seni sevdirenin sevgisini çölde susuz kalmış bir kimseye soğuk şerbeti sevgili eylediğin gibi bana da öyle sevgili ve mübarek eyle der. Bu üç sevgi mecaz değildir. Bu üç sevgi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin deyimiyle bu hadis-i şerifin ışığında hakikatin kendisidir. Çünkü Allah sevgisine götürecek olan bir Allah'ı sevendir. İki Allah'ın sevdiğidir. Bunun haricinde bir kimseyi Allah sevgisine götürecek hiçbir şey yoktur. Mecazların hepsi de birer vesile olabilir. Ve mecazların hepsi de birer vesile olmaktan öteye gitmez.
Hatta bu beyitler hani cariyenin, padişahın cariyeye olan aşkıyla alakalıdır ya. O yüzden normalde padişah da cariyeye aşık olmuştur. Ve cariyenin aşkından yanıp tutuşmaktadır ya. Hani sonradan bu hikayenin sonuna doğru cariye ölür. Cariye ölünce padişah o zaman anlar asıl sevilmesi gerekenin o olmadığını. Buradan cariyeden kasıt tabi Hazreti Mevlana Celaleddin Hazretleri'ne göre nefistir. Herkesin cariyesidir nefsi. Buradaki nefsi sakın ruhla karıştırmayın. Nefis halka yönelik bir şeydir, yaratılmışlara aittir. Ama bir şey var ise onun nefsinin olması da vacip hükmündedir. Her ne surete dönüştüyse, varlığa dönüştüyse, ister cismaniyete dönüşsün, isterse dönüşmesin, onun kendine ait bir nefsi vardır. Gözünüzün gördüğü görmedi, varlık aleminde her şeyin bir nefsi vardır. Bu manada var edenin de nefsi vardır. Ama var edeninin nefsi, varoluşlarının nefsi gibi değildir. Bu meseleye fazla girip kafanızı dağıtmak istemiyorum. Bu noktada cariyeyi hor hakir görmeyin. Yani insanlar kendi nefislerini hor hakir görmesinler. Ancak nefsini şehevi duygulardan kurtarırsa bu şehevi duygulardan da kastı cinsellik değil. Allah'ın haram kıldığı her ne var ise bunların hepsi de şehevidir. Bunu normalde terbiyesini edip onu bu noktadan kurtarırsa nefis onu Allah'a yaklaştıracak en mükemmel at haline gelir. Eğer onu başı bozuk bırakırsanız kendi kafasına göre bir yere götürecektir sizi. Yok onu başı bozuk bırakmaz, onu dizginler, onu disiplin eder. Aklınızla onu terbiye ederseniz o sizi selamete götürecek güzel bir binek olur. İşte onu terbiye edecek en önemli özelliklerden birisi aşıklıktır. Nefsi en kestirme yoldan, en kısa yoldan, en kestirme yoldan, en kısa yoldan, en çabuk, en selametli yolu terbiye etmenin aşıklıktır. Allah'a aşık olmaktır. Namaz kolay gelir, zikrullah kolay gelir, cami kolay gelir, cemaat kolay gelir, ibadetler kolay gelir sevene. Sevene çünkü sevdiyse yapacak olduğu her şey kolay gelir. Ve seven kimse yaparken koşa koşa yapar. Nazlanmaz, kibirlenmez, böbürlenmez, tembellik etmez. Bir de sevmek müthiş bir iddiadır ki sevdiğini razı etmek için, memnun etmek için uğraşır. Her seven gerçek manada sevdiğini memnun ve razı etmek için uğraşır. Onun tecelliyatı odur çünkü. Sevmenin tecelliyatı sevdiğini razı etmek, memnun etmektir. Seven kimse sevdiğini razı etmek, memnun etmek için var gücüyle uğraşır. Ve seven sevdiğinin sevmediği hallerle hallenmez hiç. Sevdiğinin sevmediği hallerle hallenirse sevdiğinin onu sevmeyeceğini bilir. Asla sevdiğinin zıddına bir şey yapmaz. Sevmek böyle akıl üstü bir şeydir. Ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de aklın üstünde görür sevmeyi ve aşıklığı. O yüzden nerede tasavvurda onun sığacağı bir yer ki misli tasvir edilebilsin? Aşkın tasavvuru mümkün değildir. Tasavvur etmek aklın işidir. Oysa aşk ve aşıklık aklın üstünde bir şeydir. Onu aklın tasavvur etmesi, düşünmesi, aklın onu fikretmesi, aklın onu bir yere koyması, bir renge bağlaması veya bir varlığa bağlaması, bir şeye bağlaması mümkün değildir. Çünkü bizim akıllarımız
fiziki bilgilerle donatılır. Bizim akıllarımız gözümüzün gördüğüne, kulağımızın duyduğuna, elimizin dokunduğuna göre bakar. Bilginin geliş yolları bellidir. Gözdendir, kulaktandır, elden dokunmaktandır, okumaktandır. Bilginin bir de farklı yönü vardır. Bunu Aristo kabul eder de, ne yazık ki Türkiye'deki entelektüel kesim kabul etmez. Bunu Aristo kabul eder, ne yazık ki dindarım diyenler kabul etmez. Bilginin en sağlam yolu da vahiydir. Bilginin en sağlam yoludur. Vahiy bu manada en kestirme, en sağlam, en sahih yoldur. Vahyin karşısında bütün akıllar susar. Vahyin karşısında herkes kendinden geçer. Hani Mekke'de şairler şiirlerini yazarlar, Mekke duvarlarını asarlardı. Zamanın en büyük hastalığı buydu. Ve zamanın en zirve şeyi buydu. Ve o sözler Kabe duvarlarında günlerce asılılırdı. Ve herkes o hikmetli sözlere bakaraktan onu söyleyene bahşişler verirdi zenginler. Ta ki Kur'an inzal oluncaya kadar. Kur'an-ı Kerim bu manada Mekke duvarlarına asılmaya, Kabe duvarlarında asılmaya başlandığında Kur'an-ı Kerim bu manada insanların dillerinde dolaşmaya başladığında şairler sözlerini yırtıp atmaya başladılar. Kelimeler ve harfler anlamsızlaştı. O kelimeler, o cümleler hiçbir mana ifade etmiyordu Kur'an'ın yanında. Bu akıl üstü bir şeydi. Ve Cenab-ı Hak da zaten Kur'an-ı Kerim'de bu manada şatahat ediyordu. Hadi diyordu, siz bu Kur'an'la alakalı, Kur'an'ın üzerinde bir harf getirin. Daha belagatlı, daha yüce bir şey getirin, bir kelime getirin. Kelimeden iniyordu, bir harf getirin. Önce ayet diyordu, bir ayet getirin. Ayetten Cenab-ı Hak dalga geçer gibi müşriklerle bir kelime diyordu. Ondan sonra da bir harf getirin diyordu. Bakın Kur'an'da daha henüz daha harflerin manası çözülmüş değil. Bir harfin manasını çözmüş değil akıllar. 1400 yıl geçmiş, 1400 yıldan beri harflerin manasını bulamamış, çözememiş bir ümmetiz. İnsanlık, insanlığız. Ümmetten beraber bir de insanlık. Çünkü Kur'an'ı lav etmek, alaşağı indirmek için müşrikler hala da çalışıyorlar. Ve hala da Kur'an'ı alaşağı etmek için uğraşıyorlar. Ama üç harfin, beş harfin, altı harfin veya da elif, lam, mimin ne manaya geldiğini bilen yok henüz daha. Sırrı çözülmüş değil. Hani bir ara matematikle 19'da, 18'de yok bilmem neyle Kur'an'ın yok anahtarıydı, yok diliydi. Yok çivisiydi, televizyonlarda harıl harıl programlar yapıyorlardı ya. Yok yok, elif, lam, mimin daha henüz daha manası çözülmüş değil. Aklın üstünde bu. Kur'an aklın üstünde. Hani bir de koca koca profesörler, din adamları çıkıyor ya İslam dini akıl dinidir diye. İyi gel kardeş, o aklınla çöz bize ya. Bu elif, lam, mim ne demekmiş? Aklın bu kadar büyük. İslam iman dini. İman etmek gerekiyor. Aklının kabul ettiğini atmak değil. Aklın üstünde, o yüzden ilahi. İşte aşk, aklın üstünde bir duygu. O yüzden Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri yine diyor ki bir beytinde, akıl aşka gelince çamura saplanmış eşek gibi debelendi battı. Akıl aşka gelince onu tarif etmesi mümkün değil. Onu anlatması mümkün değil. Onu tarif etmesi mümkün değil. Hiç kimse duygusunu tam manasıyla anlatamaz. Tarif eder. Bir damla gözyaşının, aşığın gözünden akan bir damla gözyaşının tarif edecek hiç kimse yoktur. Manasını.
Allah için akıtılmış bir damla gözyaşının manasını anlatacak hiçbir akıl yoktur. Tarif eder, teşbih eder. Hepsi de tenzihe muhtaçtır. Niçin? Duygu çünkü. Bir annenin yavrusuna kucağına alıp koklamasını hiçbir kelimeyle anlatamazsınız. Bir babanın çocuğuna baktığında çocuğuna karşı olan duygusunu hiçbir kelimeyle anlatamazsınız. Bak kucağında dolaştırıyor. Onun duygusunu anlatamaz hiç kimse. Anlatamaz. Tarif eder. Her tarif ettiğinde tenzih eder. Ben böyle değil, bundan daha ileri düşünmüştüm. Bundan daha ileri bir his almıştım. Bir kadının bir erkeğe olan aşıklığını tarif ederiz. Anlatamaz. Tam manasıyla. Öyle aşık kadın azdır da bir erkeğin bir kadına olan aşıklığını tarif edemeyiz. Aklın üstündedir o. Mecnun'un aşkını ne anlatabilir? Ve her toplumun kendine ait bir Leyla'sı, bir Mecnun'u vardır. Ta Sümerlere kadar dayanır Leyla Mecnun hikayeleri. Her kavmin akıl üstü, İtopya bir aşığı vardır. Herkes aşkı anlatırken o İtopik aşkı anlatır. Ve herkes de aşkı anlatırken kendince kendi aşkını anlatır. Kendisine doğrudur, bana yalandır. Kendisine hakikattir, bana değildir, bir başkasına da değildir. İşte nerede diyor, tasavvurda onun sığacağı bir yer ki misli tasvir edilsin. Tasavvura sığmaz, aklın üstündedir. Tasavvur eden akıldır. Akıl var olanların içerisinden hayal eder, tasavvur eder. Varlığın üzerinden konuşur. Oysa aşk varlığın üstündedir. Cenab-ı Hak da varlığın üstündedir. O zaman Allah'a olan aşk bütün varlığın üzerinde bir duygudur. Akıl bunu tarif etmekte ne yazık ki yine Hazreti Mevlana'nın diliyle apışır kalır. Tarif edemez. Şemseddin'in sözü gelince dördüncü kat göğün güneşi başını çekti, gizlendi. Onun adı anılınca ihsanlarından bir remzi anlatmak vacip oldu. Şemseddin malum Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin işte bu manada aşkı ona yeniden yaşatan, yeniden onu Allah'a aşıklığı öğreten. Şemseddin zaten dinin güneşi manasında. Kimse. Hani meşhurdur ya Hazreti Mevlana ile Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri'nin arasındaki ilahi bağ. Biz ona ilahi bağ diyelim. Herkes onlara ilahi aşk der. İlahi aşk ancak Allah'adır. Geri kalan Allah aşkının tecelliyatıdır. Hazreti Muhammed Mustafa'daki tecelli eden aşk Allah aşkıdır. İnsanların arasında en fazla seven, en fazla aşık olan odur. Ve insanların arasında aşkın tecelliyatının en mükemmel olanı varlığın içerisinde ondadır. O yüzden ya Rabbi senin sevgini, seni sevenin sevgisini. Burada Hazreti Muhammed Mustafa varlığın içerisinde sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı en çok sevendir. Ve seni sevdirecek olanın sevgisini. O zaman o peygamberlerden sonra veliler, evliyalar, müminler, mürşitler Allah'ı sevdirmede bir vesiledir.
Ve bu üç sevgi kerih görülmemiştir. İşte Şemseddin'in sözü gelince dördüncü kat göğün güneşi başını çekti, gizlendi. Şemseddin öylesine ilahi aşkla nurlanmış, parlamış. Şemseddin ilahi aşkla o hale gelmiş ki bildiğimiz bu güneş kendisini çekiyor ve kendisi kararıyor. O güneşin üzerinde bir aşk güneşi Şemseddin. O güneşin üzerinde bir ilahi aşkın temsilcisi. Ve diyor onu adı anılınca ihsanlarından bir remzi anlatmak vacip oldu. Ve Şemseddin-i Tebrizi anılınca onun lütfundan, onun ikramından, onun üzerinden tecelliyatlardan, onunla yaşananlardan anlatmak vacip oldu. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Cenab-ı Hak buyurur ya Kur'an'ında, sen geçmiş peygamberlerin hikayelerini de anlat insanlara. O yüzden ehli sufi geçmiş üstadlarının hikayelerini anlatırlar. Kendilerinin üzerinden anlatmaları haktır ama genelde üstadlarının hikayelerini anlatırlar. Ve işte daha önceki şeyhlerin, daha önceki üstadlarının hikayelerini anlataraktan insanları Kur'an ve sünnete, ilahi aşka çağırırlar. Bir kısmı da onlarla alayvari konuşur. Der ki hikaye değil mi bunlar? Her hikayeden muhakkak bir hakikat çıkar. Ve hikaye deyip geçmemek gerekir. Bence çok sert, çok derinlemesine hakikatleri bütün çıplaklığıyla anlatmakta güçlük çekersiniz. O yüzden bir hikayeyle onu anlatmak, bütün çıplaklığıyla anlatıp insanların aklını karıştırmaktan daha uygun hale, daha anlaşılır hale getirilir. Can şu anda eteğimi çekiyor. Yusuf'un gömleğinden koku almış. Hani can şu anda eteğimi çekiyor. Yusuf'un gömleğinden koku almış. Yıllarca süren sohbet hakkı için o güzel hallerden tekrar bir hali söyle, anlat. Ki yer gök gülsün, sevinsin, akıl, ruh ve gözle 100 derece daha fazla sevince neşeye dalsın diyor. Bunu söyleyen Hüsamettin Çelebi, can dedi o. Cevap veriyor Hazreti Mevlana. Beni külfete sokma. Çünkü ben şimdi yokluktayım. Zihnim durakladı. Onu övmekten acizim. Ayık olmayan kişinin her söylediği söz dilerse tekellüfe düşsün. Dilerse haddinden fazla zarafet satmaya kalkışsın. Yaraşır söz değildir. Can şu anda eteğimi çekiyor. Mevlevi dervişlerine genelde can denir. Mevlevi sufilerine genelde can denir. Tabi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden önce de belki de can deniyordu da böyle devam ettiler. Ama ve lakin Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin yolunu takip edenler birbirlerini can diye hitap ederler. Hüsamettin Çelebi de mesnevinin yazılmasına sebep olan candır. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden sonraki postsinistir. Oğlundan öncedir, Sultan Veled'den öncedir. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Şemseddin-i Tebrizi Hazretlerinden sonra posta oturmuş. Şemseddin-i Tebrizi Hazretlerinin yetiştirdiği halifelerden birisidir Hüsamettin Çelebi. Aynı zamanda da Şemseddin Hazretlerinin bir halifesi de Sultan Veled'dir. Her ikisi de Şems-i Tebrizi Hazretlerinin talebesi, birçok talebesi vardır. Talebelerin içerisinde halife noktasında olanlardır. Hüsamettin Çelebi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin yanında küçük yaştan itibaren onun terbiyesine girmiş. Bu manada Şemseddin-i Tebrizi Hazretlerinden ve Hazreti Mevlana'dan terbiye görmüş. Şemseddin-i Tebrizi çekip gittikten sonra Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinde
eşi vefat ettikten sonra ardından Şemseddin Tebrizi'nin eşi olan, aynı zamanda Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin manevi kızı olan Şemseddin Tebrizi'nin kızı da kendiliğinden vefat edince Hazreti Mevlana kendince bir yalnızlık deryasına doğru kulaç atmaya başlar. Etrafındaki müritler der ki bunlar oluştuktan sonra Hazreti Mevlana kendince fazla konuşmaz oldu. İçine kapandı. Tekkiye gelir sohbetini eder, zikrini yapar, odasına çekilirdi. Ta ki Hüsamettin Çelebi, efendim bu yaşadığınız şeyleri bize bir anlatsanız, bize bir risale yazsanız, biz sizin arkanızdan bu öğütlerinizle kendimize bir yol çizsek dediğinde, bir gün önce geceden sarığına yazdığı 18 beyitlik dinle ile başlayan 18 beyti çıkarır. Böyle mi der? Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin oturup yazdığı kendi eliyle 18 beyittir. Geri kalanını hiç yazmaz. Hüsamettin Çelebi Hazretleri yanında devamlı berdevam yanında durur, hizmet eder ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şiir bu manada okumaya başladığında hemen onları ne yapar? Devam ettirir. Ve hiç de bir önceki beyite bakmaksızın beyitler birbirini sıralar, beyitler birbirini götürür hep. Bunlar oturup düşünerekten yazılmış şeyler değildir. Ezberden yazılmış, başka bir yerden okunmuş şeyler de değildir. Mesela bu İslam dünyasında enteresan bir noktadır. Serahsi Mevsut'unu hıfzından, ezberinden Emeviler onu çünkü kuyuya hapsederler. Kocaman bir kuyu açılır. Dikkat edin, kocaman bir kuyu açılır. Serahsi, ona çünkü Emeviler bugünkü manada Diyanet İşleri Başkanlığı'nı teklif ederler. O da der ki bu zalimlere Diyanet İşleri Başkanlığı yapılmaz. Benim piri sayılır çünkü İmam-ı Azam Hazretleri. O kabul etmedi. Ben de kabul etmem der. Emeviler onu hapsederler. Mevsut'u kuyunun içerisinden kendi hıfzından yazdırır. 16 cilt. Şimdi Türkçe'ye çevirdiler zannediyorum 30 kusur cilde çıktı. Böyle bir yani bazıları der ya ya kim ki Serahsi? Ya dur yavaş gel. Sakin ol. Kendini onunla kıyaslama. Şuraya otur. Namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, nafilelerini ezberinden bize bir söyle. Kim ki Serahsi dediğin zaman aa bu müthiş ya. Namazın bütün farzını, vacibini, nafilesini bozanın bozmayanı ezberinden söyledi ya. Müthiş bir alim diyelim. Dikkat edin. 16 cilt yazdırıyor. Kuyunun içinde talebeler sabahleyin geliyorlar, ellerinde not. O aşağıdan başlıyor söylemeye. Yukarıdakiler yazıyor. Böyle enteresan onlar. Bunun gibi Hazreti Mevlana da bir kayıta bakmadan, Kur'an'a bakmadan, hadislere bakmadan Mesnevi'yi yazdırıyor. 4000'in üzerinde ayet, 6000'in üzerinde hadis tefsiri var içinde. Mesnevi'de 4000'in üzerinde ayet var, tespit edilmiş. 6000'in üzerinde hadis var. Yani öyle Mesnevi'ye laf söylerken de birileri dikkat edecekler. Öyle çok affedersiniz ama İşkembe-i Kübra'dan konuşmak yok. Böyle konuşanlar var da şimdi o yüzden söylüyorum. Allah muhafaza eylesin. İşte diyor ki can şu anda eteğimi çekiyor. Yusuf'un gömleğinden koku almış. Yusuf'un gömleğinden koku alan kimdi? Yakup'tu.
kardeşleri demişlerdi ki Yusuf'u yırtıcı hayvanlar parçaladı. Gözü görmedi parçalandığını. Ama Yusuf'un kokusunu alıyordu. Bu manevi. Bu koku alma manevi. Hani Hazreti Mevlana der ya yine başka bir beytinde. Senin burnun koku almıyorsa der. Burnun koku alması din kokusudur, ilahi kokudur. Yemekten, yemeğin haramından, helalından burnun koku almıyorsa, yediğinden dilin koku almıyorsa, o zaman sen ne haramı bilebilirsin, ne helalı bilebilirsin. Koku alacak. İşte Yakup Aleyhisselam Yusuf'un hep kokusunu aldı. Kokusunu aldığı için hiç ümidini kaybetmedi. Onun öldüğüne de inanmadı. Ve kardeşleri onun öldüğünü söyleyince dedi ki şeytan insanoğlunun apaçık düşmanıdır. Şimdi bana sabretmek düşer. O sağ yaşıyor deseydi o hain kardeşleri gidip onu katledecekti çünkü. Öldüreceklerdi. Çünkü Yusuf'un öyle bir rüyası vardı ki o rüyayı dinleyenler hasisliğinden, kıskançlığından Yusuf'u katletmeye kalktılar. O yüzden rüya herkese anlatılmaz. Rüya ehline anlatılır. Rüya herkesin içinde de anlatılmaz. Herkesin içinde anlatılsa dahi rüya tabir eden, eğer rüya tabirinde hakikata vakıf ise oradaki dinleyicilerin içerisinden o kimseye hasislik yapacak bir kimse var ise tevil etmez. İnce çizgidir bunlar. O kimse orada kendince peygamberi gördüğünü, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle konuştuğunu, onunla sohbet ettiğini, onunla yemek yediğini anlatır. Ama orada hasis kimseler var ise bu görüyor, ben nasıl görmem, bu kim ki böyle görecek deyip onun ayağına çelme takmaya kalkarlar. Onu zora düşürmeye kalkarlar. Ona hainlik yapmaya kalkarlar. Bunlar dışarıdan olmaz hiç. Yanı başından olur. Yusuf'u da katletmeye çalışanlar Yusuf'un kardeşleriydi. Yakup Aleyhisselam Yusuf'a karşı farklı bir sevgisi vardı. Çünkü ondan peygamberlik kokusu alıyordu. Ondan peygamberlik kokusu aldığından Yusuf'a farklı davranıyordu. Ve aynı Yusuf'tan peygamberlik kokusu alan halasıydı aynı zamanda. Yakup Aleyhisselam'ın kız kardeşiydi. Yusuf olunca halası dedi ki ona ben bakayım. Ben bakmak istiyorum, bana ver. O yüzden bir erkeğin evladı erkeğe bir şey olursa birinci derecede erkeğin babasına haktır evlat, torun. Yoksa oğlan kardeşinin hakkıdır. Yoksa halası ona bakmakla mükelleftir, kabul ederse. Bakın çocuk daha kız tarafına gitmedi, anneye gitmedi daha. Bizim toplumumuzda böyle olmaz hiç. Bizim toplumumuzda bunun tersi vardır. Aileler ayrılıyorsa biz kaptırmayız çocuğumuzu. Anne tarafı çocuğu bir de böyle çocukla da tehdit ederler. Vermem ben sana çocuğu. Adamın canına comcam haberi yok. Adam kılçıksız balık gibi ortalıkta dolaşacak. Bir ay sonra adamın düğün törenini duyacak. Dınk 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 dır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 
Sen ver 3 tane çocuğunu onun eline, bak dın 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 oluyor mu? Boşanıyorsun, harika. Tabii boşanmak senin hakkın. İstediğinle de evlenebilirsin. Al bakayım çocuklarını. Dinin emri bu. Çocuklar babaya ait.
Allah yolunu açık etsin, nereye istiyorsan git. Ama gel bizim kadınlara her ders anlatsam, her ders anlatıyorum bunu, üç aşağı beş yukarı mevzusu gelince. Hiç zaman geçmiyor. Bir hafta sonra o bölgeye, o beldeye gidiyorum. Kadının birisi işte ayrılıyor, dervişlerden birisi. İşte şöyle, işte böyle. Ondan sonra çocuk onda. Ver çocuğu diyorum. Ver çocuğu. Yok. Kapı kaptırmam meselesi. Kaptırmayacak onu. Ya bırak, ver. Git, nereye gidiyorsa gitsin. Ne yapıyorsa yapsın. Şey çok güzel. Karşılığı. Efendim, bakamaz ki o. Bir çocuğu bakamayacak adamla neden evlendin? Bir çocuğa bakmakla, kendi çocuklarına bakmakla muktedir olmayan bir adamla neden evlendin? Efendim? Koklayacaksın. Kavun alırken kokluyorsunuz, karpuz alırken tık 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 vuruyorsunuz. Domates alırken arkadan çürüğümü veriyor diye bakıyorsunuz. Adamla da evlenirken bakın, önü arkası çürük mü çarık mı? Üç sefer ne görüşüyorsunuz? Üç sefer görüşme hakkı var. Bizimkiler tabii şunu yapıyorlar. Pembe pancurlu evlerimiz olacak. İki üç tane çocuğumuz olacak. Akşam olunca ben seni pencerede bekleyeceğim. Kadın söylüyor bunları. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Öbür taraftan ben diyorum, yalan. İnanma. Hiç olmayacak bunlar. Adam da diyor ki işte şöyle olacak, böyle olacak. Yalan. Hiç olmayacak öyle bir şey. Sen bir gün yemeği yapma, iki gün yapma, bak üçüncüsünde ne olacak gör. Sen bir gün adamı es geç, yatma, 2, 3, 4 ol, 5. gün başkasının koynunda gör adamı. Sen adamı erkek olarak da sen bir gün böyle bir elektrikler kesilsin, sular kesilsin, eve gel, hanım yok. Ne oldu? Elektrikler sular kesikti, ne yapacaktım, anneme gittim. Öyle değil. İşte Yakup Aleyhisselam Yusuf'u hem o diğer evlatlarının kıskançlığından kurtarmak için halasına verdi. Ve tabii Yusuf rüyasını gördü ve baktı ki ay ve güneş ve 11 tane yıldız ona secde ediyor. Bunu anlattı babasına. Evladım, bu rüyanı kardeşlerine anlatmasaydın keşke dedi. O da anlattığını söyledi. O da anlattığını söyledi. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın başına bir şey gelmesinden hep korktu Yakup. Ve en sonunda korktuğu başına geldi. Dediler ki Yusuf'u yırtıcı hayvanlar kaptı. Ve Yakup Aleyhisselam buna inanmadı. Ama bunu inanmadığını da söylemedi. Beyan etmedi. İnce bir siyasi çizgi var bakın. İnce bir çizgi. Beyan etse onu gidip tekrar kuyuda öldürebilirler. Bana sabretmek düştü dedi. Ve sabretti. İşte burnu manevi kokulara açık olanlar burunları koku alıyor. Hüsamettin Çelebi de kokuyu aldı. Yusuf kokusu aldı. Ve dedi ki yıllarca süren sohbet hakkı için o güzel hallerden tekrar bir hali söyle, anlat. Ne olursun, siz Şemseddin-i Tebrizi ile yıllarca sohbet ettiniz. Nice haller yaşadınız. Nice hayret makamlarına, nice hayret derecelerine geldiniz. Hayretten hayrete geçtiniz. Halden hale geçtiniz. Varlık alemini kat ettiniz. Seyr-i sülük yaptınız. Bu seyr-i sülükün bir veçesini anlat. Bir hali anlat. Ne olursun. Ki yer gök gülsün, sevinsin. Anlat ki yer gök sevinsin buna. Çünkü aşıklıkla, ilahi aşkla anlatılan bütün her şey sevince boğulur. Varlık
ilahi aşkın kelimelerini dinlemek ister. Varlık gafletten, kuru kuruntudan, suizandan uzak durmak ister. Ey ashabım, mamur olan evle, yıkık evi söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. İçinde Allah'ı zikredilen ev, yıkık gibi görünse de mamurdur. İçinde Allah'ın zikredilmediği ev, mamur gibi görünse de yıkıktır. İçinde ilahi aşkın tecellileri olan, bir sohbet ile, bir ev ile, bir iş yeriyle, bir vücut ile, bununla alakalı olmayan ev, varlık aynı değildir. Bir tarafta karanlık hakimdir, bir tarafta aydınlık. Bir tarafta rahmet, bereket, şefkat hakimdir. Bir tarafta sertlik, gaddarlık hakimdir. Eğer bir evde bir sufi varsa gerçek manada, o evin hayat kaynağıdır o. O evin ruhudur o. Bir sülale, bir sufi varsa bir sülalede, gerçek manada bir sufi varsa sülalenin hayat kaynağıdır o. Bütün sülaleye can olur o. Bir evde bir sufi varsa bütün eve can olur o sufi. Gerçekten. Fırat Nehri gibidir o. O yokluktan varlığa doğru akan gelen Fırat Nehri gibi. Yokluktan varlığa gelen Cennet Nehri gibidir o. Bir eve değil, bir mahalle değil, bir şehre bir sufi yeter. Bir şehirde gerçek manada bir sufi olsa o şehrin hayat damarıdır o. Hayat damarı. Bunu gerçek manada bir sufi olarak söylüyorum. Ben kendimi bu noktada öyle sufilerden gördüm değil, bilgi olarak aktarıyorum. Sufi böyle bir şeydir çünkü. Yani ondan diyor bir şey anlat bize. Bakın o sufilerin hikayesini anlatmak, peygamberlerin hikayelerini anlatmak dahi ibadet hükmündedir bu noktada. Bütün yüz derece, akıl, ruh ve gözde yüz derece daha fazla sevince neşeye dalsın. Öyle bir sufi hikayesi anlat. Öyle bir seyri sülük anlat. Öyle bir aşıklığın bir hayret derecesini anlat. Aşıklıktan öyle bir şey anlat ki benim aklım, benim ruhum, benim vücudum, benim varlığım, her şeyim neşeye dalsın. Neşe içinde kalsın. Hazreti Mevlana cevap veriyor. Beni külfete sokma. Anlatmak külfettir çünkü. Neden külfettir? Karşıdaki kimse onu es geçiverirse anlatının kulağından çekerler. Arif olan cevherini boş yere saçar mı demiş ya aşıklar. Arif cevherini boş yere saçmayacak. Beni külfete sokma. Çünkü ben şimdi yokluktayım. Ben şimdi yokluktayım, beni varlığa çekme. Ben öyle bir hayret noktasındayım ki benim varlıkla alakam yok. Allah alem, ayağını sabite burası. Ben yokluktayım. Allah alem, yokluktan varlığa geçiş olan nehrin ağzındaydı belki de. Zihnim durakladı, onu övmekten acizim. O esnada ben aşk pınarının en başındayım. Aşk pınarının en başında, pınarın başında içmekteyim. Bu pınardan içenin zihni kaybolur, aklı kaybolur, sus olur. Aklı sus olunca anlatacak kelime bulamaz, harf bulamaz. Orada aklın hükmü yoktur çünkü. Oradan geri gelmek lazım ki yine aklın hükmüne girsin. Hani bir demir ateşe girse, yansa yansa yansa, kızsa kızsa kızsa, ben ateşim diye feryat eder ya haliyle. Bu da onun gibi bir şey. O esnada o kimse ilahi aşkın deryasına dalsa ve kendinden geçer. Der ki işte aşkın ta kendisi benim. Hakkıdır o esnada onun. Ne zamana kadar? Kıyıya vuruncaya kadar. Kıyıya vurunca o zaman o hal onun üzerinden kalmaz. O yüzden aşıklık devamdır da aşk hali
her daim insanın üzerinde tecelli etmez. Ayık olmayan kişinin her söylediği söz, dilerse tekellüfe düşsün, dilerse haddinden fazla zarafet satmaya kalkışsın, yaraşır söz değildir. Bu esnada bir kimse ne söylerse söylesin, İster hataya düşsün, isterse hataya düşmesin, o söze itibar edilmez. Aşk halinde söylenmiş olan söze itibar edilmez. Hallacın sözüne de bu yüzden itibar edilmez. Beyazıt'ın "var mı benden daha şanı yüce" sözüne bu yüzden itibar edilmez. Hazreti Mevlana'nın "Adem henüz daha çamur halindeyken biz yarın bahçesinde gül dererdik" sözüne bu yüzden itibar edilmez. "Adem henüz toprak iken ben yar ile koklaşırdım" diyen Yunus'un sözüne bu yüzden itibar edilmez. Aşıkların öyle halleri vardır ki o hal noktasında öyle sözler söylerler ki o sözlerinden bir sorumlu değillerdir. İki, o sözleri dinleyenler de o sözlerin içinden çıkmaya çalışmayacaklar. Çünkü o sözler akılla, aklın alabileceği sözler değildir. Akılla alakalı olmadığından dolayı akıl onları anlamakta, onları idrak etmekte felç olur. Herkes de o sözlerin peşine düşer. Hiç kimse o sözleri söyleyen gibi olma derdine düşmez. Hani bazen burada da sorarlar ya, derler ya işte Hallacı Mansur'un Enel Hak demesiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Genelde hep sohbetlerde sorarlar. Ben de basit bir şey söylerim. Hallacı, bu sözü söyleyen kimsenin gecede 100 rekat namazı vardı. Virt olarak. Bu nafile namazı kendine virt edinmişti. Her gece 100 rekat namaz kılıyordu. İbrahim Ethem'in sözlerini sorarlar. Çok basit bir şey söylerim. İbrahim Ethem Hazretleri hac yolculuğuna çıktı. Her adımda 2 rekat namaz kıldı. Kaldık değil mi? İbrahim Ethem'den sözler söylemek ne kadar kolayımıza geliyor. Hiç kimse İbrahim Ethem'in yaşantısına bakmıyor, sözüne bakıyor. O sözün çıktığı prototipi inceleyin. O söz çıkmış ondan ama o sözü söyleyene bir bakın bakalım. O sözü söyleyenin hayatını bir inceleyin. Hadi Yunus'un bir hayatına bakın bakalım. Yunus'un ne mirasını gördünüz? Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bakın bakalım. Fabrika mı bıraktı arkaya? Borsada paraları mı bıraktı? Sözüm hiç kimse üzerine alınmasın. Arkasında Kur'an kursları, yurtlar, okullar, hastaneler mi bıraktı? Bakın Abdülkadir Geylani Hazretleri arkasında bir tekke kaldı. Bakın velilerin hayatına. Said-i Nursi Hazretleri ne malı vardı, ne bıraktı arkaya? Süleyman Tuna Han Hazretleri ne malı vardı arkaya, ne bıraktı? Hazreti Mevlana Mesnevi'yi parayla satsaydı ne kazanırdı acaba? Şimdi Mesnevi'yi parayla satıyorlar. Onların hayatlarına baktığımızda hayatları bizim yaşadığımız hayatlardan değil. Onların dini hayatlarına baktığımızda bizim dini hayatımız değil onların hayatı. Değil. Hiç
değil mi? Akıl üstü geliyor bize. Gecede 100 rekat virt namazı. Hani bizim çektiğimiz virtler var ya, sufilerin çektiği günlük virtleri var. Her dergan, her sufi topluluk muhakkak müritlerine bir virt verir. Sayılı sayısız. Bu haktır, sünnettir, vaciptir. Allah'ı zikretmek farzdır zaten. Onu sayılı çekmek de vaciptir. Bunu sakın şek şüphe etmeyin. Hakkında ayet var, hadis var, içtihat var, her şey var. Öyle şimdi tasavvufa düşman olan, tarikata düşman olan, sufiliğe düşman olan soytarılara bakmayın siz. Soytarı onlar. İlimle konuşmuyorlar hiç. 33 tane Sübhanallah, 33 tane Elhamdülillah, 33 tane Allahu Ekber. Hadis-i şerifle sabit mi? Evet. Bir şeyin temelinde hadis var ise, bir meselenin temelinde, ondan kıyas edip onu bulmak mümkündür. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde onların hayatları yaşadığımız hayattan bambaşka. O sözler onlardan çıkıyor. Bakın o sözler onlardan çıkıyor. Sonra bütün herkes aklıyla o sözün içinden çıkacağım diye uğraşıyor. Kardeş, aklınla çıkamazsın onu. Ya o hal ile halleneceksin. Miracı bize ne kadar anlatırsa anlatsın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Muhakkak bizim anlayabileceğimiz noktada anlatıyor. Hal noktasında biz neredeyiz? Miracın ucundan tutabildik mi? Namaz müminin miracı. Siz namazınızın miracını göremediyseniz hiç miracı anlayamazsınız. Ölünün arkasından Kur'an okunur mu? Okunursa ne okunur? Kur'an-ı Kerim okunur, Yasin-i Şerif okumak bu noktada evla bir şeydir. Şimdi yeni bir şey çıktı. Ölünün arkasından Kur'an okunmaz, Yasin okunmaz, hiçbir şey olmaz. Öldü git göm. Böyle bir şey değil. Biz onları hayırla yad ederiz. Biz onlara Fatiha okuruz, İhlas okuruz. Hediye ederiz onlara. Biz onlara Yasin-i Şerif okuruz, hediye ederiz. Okumak bu noktada sünnettir. Ama bunu böyle şimdi böyle ben dilimi eğip bükemiyorum. Sürçelisan edersem hakkınızı helal edin. Böyle bir selefi vahabi takıntısı var şimdi. Böyle bir dünya üzerinde şu anda Müslümanların kıskaç altında kaldığı iki akım var. Birisi Suudi Arabistan'ın başını çektiği selefi vahabi akımı. İkincisi İran'ın başına çektiği İran Şia akımı. Ne yazık ki İslam dünyası bunlarla mücadele etmekten kendisi ilim irfan sahibi olamıyor. Ve bunların bizde böyle şeyleri var. Beslediği beslemeleri var. Bu beslediği beslemeler bizim böyle saf yukarı Mezopotamya Türklerin öğrenip yaşadığı, öğrenip yaşarken Hazreti Hüseyin Efendimizin Hüseyin'i kolundan aldığı hem sufi hem de itikadı akaid noktasında yaşamış olduğu dini kıskaç altında tutuyorlar. Ve bunun açıkça savaş oluyor. Ve biz ölülerimizi arkasından hayırla yad ederiz. Ölülerimizin başına böyle mermerden biblolar, bütün böyle villalar yapar gibi mezarlıkları o hale getirmeyiz. Mezar taşı koyarız. Orada öldüğünü belli olur. Suudlular sahabelerin bütün mezarlarını yok ettiler. Kırdılar. Ayakta duran bir tek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin kabri şerifi kaldı. Zaman zaman onu dahi yıkmaya hesaplıyorlar, düşünüyorlar. Bu ölülerin arkasından Kur'an okunmaz yaygarasını çıkaran bunlar. Kabristanlıklara gidin. Kabristanlıkları ziyaret etmek sünnettir. Kadınlar kabristanlığın duvarının dışından ziyaret edecekler.
Erkekler kabristanlığın içine girebilirler. Kabristanlığın başına gidip de bu noktada ne yapabilirler? Ziyaret edebilirler ve okuyabilirler. Ölü için hatim okunursa ölene mi gider yoksa yaşayanlara ders çıkarmak için mi? Ölene de gider. Sahabeden birisi geldi, ya Resulallah ben babam hakkında kurban kesebilir miyim? Evet dedi. Bir kadın geldi, dedi ki ben annem için tutamadığı oruçları tutabilir miyim? Tutabilirsin dedi. Demek ki ölen bir kimsenin arkasında hayırlı evlatları var ise onun eksik kalan ibadetlerini çocuklar arkasından yerine getirebilir. Haktır, caizdir. Arkadaşım denizde boğularak öldü ve alkollüydü, boğularak ölen şehittir deniyor. Ailesi size sormamı istedi. Akıbeti nedir, durumu nedir? Allah taksiratını affetsin diyelim. Bunu ben yine dilimi tutamayacağım. Hadis-i şerif var. Dikkat edin. Ümmetim içki üzerine ölemez. İçkili ölenin durumu hoş değil. İçki haram. İçmeyin. 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 Uzaklaşmaya çalışın. Bunu böyle daha önceki ayet-i kerimeler var. İçki direkt haram olmazdan önce uzaklaşın dedi. Sonra namazda namaz kılmasın dedi. Sonra kesinlikle haram edildi. 3 aşamada haram edildi. Bunun kaydıracak, kuyduracak, eğecek, bükecek bir şey yok. İçki haram. İçmeyin. 3 aylık bebeğim var, her şeyden korkuyor, titreyerek uyanıyor, gece uykusunda ağlayarak uyanıyor. Ne yapmalıyım? Bu bebeklerin bu halleri anneleriyle alakalı. Annelerin hamilelik dönemiyle alakalı. 1- Annelerin geldileriyle alakalı. 2- Yani annesi, onun annesi, onlarla alakalı. 2- Bu kardeş sohbet bitince kapının önünde beni beklesin. Evlenmeye karar verdiğimiz bayanın resmi nikahı duruyor. Ekim ayında mahkemesi var. 8 aydır ayrı yaşıyor. İmam nikahı kıyabilir miyiz? Hayır. Bu noktada erkek 3 talak vermesi gerekir. 3 talak boşanma verdikten sonra iddet bekleyecek. İddet bekledikten sonra kadın ancak evlenir dinen. Ve bir kimse bu noktada resmi nikahı, resmi evlenme akdi duruyorsa sıkıntılı ve tehlikeli. Adam vazgeçti. 3 talak boşayıp boşamadığını yazmamış. Hükmedilemez bu noktada. Bir mezhepteyken başka bir hak bir mezhebe uyabilir miyiz? Evet. Yani bu noktada bizim insanımız tam bir bilgili değil. Mezhepler uyulması için. Biz normalde bu noktada bir şeyden çıkış noktası bulamıyorsak Hanefi'den, Şafii'ye bakarız, Maliki'ye bakarız, Hanbeli'ye bakarız. Hatta Şafii'den önce Maliki'ye bakarız. Maliki'den sonra Hanbeli'ye, Hanbeli'den sonra Şafii'ye bakarız. İmam-ı Şafii'yi küçültmek için söylemiyorum bunu. Çünkü Hanefi mezhebine en yakın mezhep Maliki mezhebidir. Ona en yakın mezhep Hanbelidir. Ona en yakın mezhep Şafii'dir. Şafii mezhebi bunların içerisinde en sert, en kuralcı, en köşeli olanıdır. Şafiler de kendi kendilerine böyle kibirlilik yapmasınlar. Bizimki en sert, en kuralcı değil. Kolaylaştırınız, hadis-i şerifi var. Zorlaştırmayınız. Din yaşanmak için. Mesela örneğin kocasından haber alınamayan kadının hükmü Osmanlı'da Şafii'ye göre verilmiştir. Hanefi'ye göre o kadının, o adamın yaşıtları ölünceye kadar onun nikahında beklemesi lazım, haber alamasa dahi. Ama İmam Şafii 4 yıl demiş. Bir erkekten 4 yıl haber alınamıyorsa, sağ mı ölü mü belli değilse, hiçbir haber yoksa adamın öldüğüne hükmeder hukuk. İslam hukuku. Adamın öldüğüne hükmetmekle nikahını düşürmez. Varsa mirasını da paylaştırır.
O yüzden önemlidir bu. O yüzden bir mezhepte mesele çıkılamıyorsa bir şeyden, onu diğer mezheplerden bakaraktan bir çıkış noktası bulunabilir. Varlık alemi yokluktan mı var oldu yoksa hep var mıydı? Yokluktan var etti Cenab-ı Hak. 8 yıldır evliyiz, çocuğumuz olmuyor, tıbben denemeler yapılıyor. Dua için ne tavsiye edersiniz veya nasıl bir yol izlemelisiniz? Allah'a teslim olun, Allah'tan isteyin hayırlısını. Bunun için herkes birer dua söylerler. İşte kimisi Kur'an-ı Kerim'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin, yani geçmiş peygamberlerin üzerinden yaşanan hadiselerden bir ayet-i kerimeden muhakkak şifa bulan vardır. Kur'an şifadır. Buna söylenecek bir laf yok. Allah'a teslim olun. Bu noktada üzerinize düşen vazifeleri yerine getirin. Cenab-ı Hak inşallah bahşeder, lütfeder, ikram eder, ihsan eder o. Yeter ki biz usulünce istemesini bilelim. Savaş size farz kılındı. Gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız. Öyle ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki size bir şeyi seversiniz. Oysa ki sizin için kötülüktür. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bakara 216. Savaş bize farz kılınmış. Doğuda askerimiz şehit olurken, Suriye'de Müslümanlar katledilirken, batılı emperyalistler Müslüman alemi üzerinde oyunlar oynarken, bizim burada toplum olarak elimiz kolumuz bağlı, hiçbir şeyden habersiz, ilgisiz oturmamız ne kadar doğrudur? Müslüman Müslümanın kardeşidir. Onu terk ve ihmal etmez. Elhamdülillah. Ama bunun normalde eğer birinci derecede ben bu benim kendi algım, kendimce düşüncem. Biz ilk önce sınırlarımızın içerisinden mesulüz. Biz ilk önce kendi topraklarımızı ve kendi insanımızı koruyalım bir. Her türlü terörden. İki, biz ondan sonra etrafımızdaki Müslümanların muhakkak ki can güvenliğinden ve mal güvenliğinden istediğimizi yapmaya çalışalım. Bu şuna benzer. Bir kimsenin cebinde yanındaki arkadaşına 20 lira verecek parası yok. Onun da 20 liraya ihtiyacı var. Ona 20 lira verebilmesi için önce çalışıp 20 lira kazanması gerekir. Çalışıp 20 lira kazanmayan bir kimsenin arkadaşına 20 lira verme imkanı yok. Biz şimdi şu noktadayız. Cebimizde 20 lira yok, biz 20 lira dağıtmanın derdindeyiz. 20 liranın kazanmanın derdinde değiliz. Biz Müslümanlar olarak, kendi nefsim de dahil buna. Önce ben milliyetçi bir insanım. Irkçı değilim. Ben bu toprakları ve bu milletimi, bu insanımı seven bir insanım. Önce can, sonra canan. Önce biz ülke olarak zenginleşmemiz, önce ülke olarak bizim bu noktada kendimizi muhafaza etmemiz, korumamız, ondan sonra Müslümanlara ve diğer zulme uğramış insanların haklarını koruyalım. Eyvallah. Buna söyleyecek bir sözüm yok. Yoksa hele Orta Doğu gibi bütün gizli servislerin ve emperyalistlerin kol gezdiği ve Orta Doğu gibi bütün gizli servislerle, emperyalistlerle kol kola duran aşiretler, kavimler, mezhep ve meşrep sahipleri var iken orada bodozlamasına bir şeye girmek bu millete acı verir, başka bir şey vermez. O yüzden ben kendimce şahsi kanaatim, şahsi düşüncem, biz topraklarımızın içini iyi koruyalım. Bizim içimize salınmış olan terör unsurlarına karşı uyanık olup onları temizleyelim önce. Bizim askerimize, polisimize, sivil vatandaşımıza yapılan yatırımlara ihanet eden terör odaklarını imha edelim. Önce bizim işimiz bu. Biz yoksa evdeki bulgurdan pirinçten olacağız sonra. Öyle bir şey yok. Ve bunlar uluslararası siyaset işi. Benim yaşım 54. Ben 12 Eylül'ü gördüm 18 yaşında. 28 Şubat'ı gördüm malum. Ve bu arada da hep böyle
yurt dışında cihat ediliyor denilen merkezleri de gördüm. Bir ara Çeçenistan meşhurdu. Ne oldu Çeçenistan'da? İslam devleti mi kuruldu ki Çeçen cihadı bitti? Afganistan'da İslam devleti mi kuruldu? Afgan cihadı bitti. Bosna'da İslam devleti mi kuruldu? Bosna cihadı bitti. Şimdi Suriye'de var, Irak'ta var. Orada İslam devleti mi kurulacağını düşünüyorsunuz cihad ediyorlar? Kıymetli dostlar, dünya üzerinde İslam devleti kurmak için oluşturulmuş terör örgütleri hep var olacak. Onlar bize söylemlerle diyecekler ki bize cihat farz, biz burada savaşıyoruz. Kimle savaşıyor? IŞİD. İsrail'le mi savaşıyor? Amerika'yla mı savaşıyor? Orta Doğu'da savaşanlar hep Müslüman kanı döküyorlar. Önce Osmanlı'yla savaştılar. Önce Osmanlı'yı oradan çıkardılar. Osmanlı askerleri orada yerel halkın İngilizlerle, Fransızlarla, emperyalist güçlerle bir ve beraber olaraktan elbise çıkarmasına sebep oldular. Hicaz bölgesini dahi savunmadı yerel halk. Satıldı aşiretler, aşiret reisleri. Ve o gündür bugündür iki yakaları bir araya gelmiyor. Biz yine onlara kucak açalım. Eyvallah. Ama oyuna gelmeyelim. Kucak açalım, oyuna gelmeyelim. Yapmayalım. Yok. Biz oradan bir abdest aldık millet olarak. Bir abdest aldık biz oradan. Ben kendimce düşünüyorum. Evet, oradaki problemleri nasıl halledersiniz biliyor musunuz? Osmanlı gibi düşünerekten halledersiniz. Yani oranın yerel halkı o karışıklıktan kurtulamaz. Derler ki gelin bize abilik yapın, başımıza siz geçin. Sonunda öyle olacak zaten. O zaman deriz ki çekilin bakalım bir ortalıktan. Ha biz geldik şimdi. Ha Halep'e bir tane vali tayin ettik. Ha tamam bir tane Şam valisi tayin ettik. Eyvallah. Bir tane Kerkük valisi tayin ettik. Eyvallah. Böyle olmadığı müddetçe oraya burnunuzu dahi sokmayacaksınız. Düne kadar biz tüfek mermisi yapamayan insandık ya. Nereye savaşmaya gidiyorsunuz? Kıbrıs'a bir çıkartma oldu. Benim yaşım yetiyor onlara. Bir ambargo koydular bize. Askeri ambargo konunca anladık ki bizim askeri olarak hiçbir şey üretmiyoruz. Düne kadar PKK ile mücadele ediyorlardı. Hiç sonuç alamıyorlardı. Sebep? Daha senin uçakların kalkarken koordinatlar veriliyor. Nereye bombalanacağının koordinatları merkezde var, veriliyor oraya. Bunların hepsi de dış odaklı. Bizim Kürt kardeşlerimiz alıp veremediğimiz yok. Terör, IŞİD de dahil buna, DHKBC dahil buna. Veyahut da içeride İngilizlerin, Fransızların, Almanların örgütlediği İslami olarak görünen terör örgütleri var. Bunlar işte yok bir sürü isim altında, yok kardeş. Elindeki silahını La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen kimseye doğrulttuysan bizden değilsin. Bu kadar basit. Var mı İsrail'le savaşan? Sen cihat mı edeceksin? Hadi döndür yönünü İsrail'e göreyim seni. Ben sohbette bunu söylüyorum. Ertesi gün sen antisemitizm yapıyorsunuz diye bana mail çekiyorlar. Çünkü Türkiye'nin anlaşması var antisemitizmle alakalı. 28 Şubat döneminde imzalanmış. Türkiye'de dahi antisemitizm yapamıyorsunuz. Yani Yahudi düşmanlığı.
Müslümana düşman olmak serbest. Sufiye düşman olmak serbest. Alimlere düşman olmak serbest. Şeyhlere düşman olmak serbest. Yahudilere düşman olamazsınız. Basın savcısının önünde çıkarsınız anında. Evet. Çıkarlar televizyonda bütün herkes Müslümanlara bütün lafı söylerler. Bizim insanımız ona şikayet bile etmez. Allah bizi affetsin. Müslümanlık aç olanı doyur diyorsa neden en aç ülkeler Müslüman? Sömürülüyorlar. Müslüman ülkeler sömürülüyorlar. Halkı Müslüman, cahil kalmış. Başındaki kimseler Müslüman değil. Bana devlet sistemi olarak İslam olan bir ülke söyleyebilir misiniz? Tekrar altını çizerekten söylüyorum. Dünya üzerine devlet sistemi olarak İslam olan bir ülke söyleyebilir misiniz? Halkı Müslüman olan demiyorum bakın. O zaman özür dilerim. Müslüman ülkeler derken Müslüman devletler değil. Müslüman ülkeler. Halkı Müslüman. Erkeğin altın takmasının haram olmasının hikmeti nedir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadisle yasaklamış. Gümüş yüzük haricinde erkeğin gümüş kolye vesaire gibi aksesuarlar takması da haram mı? Aksesuar deyince biraz daha kadınımsı gelmiyor mu bu mesele size? Ya normalde işte böyle boynuna aksesuar takmak kadınların süsüdür genelde. Öyle değil mi? İşte bilezik kadınların süsüdür. Kadınların ziynetidir bu. Kadınların süsüdür. Erkekler için böyle kadınımsı şeyler hoş bu zamanda böyle ne diyorlar onlara? Ne erkekti ya? Efendim? Metroseksüel erkekler çıktı ya şimdi. Yani o da bakımlı erkekmiş. Be kardeşim erkek zaten bakımlıdır. İslam erkeğin bakımlı olmasını emreder. Erkek eteğini, kasık altısını temizlemekle mükellef kadınlar da. Ter kokmayacak, vücut kokusu olmayacak, temiz olacak. Kadın adamı kokladığında tuzlu tuzlu kokmayacak adam. Aynı şey kadın için de geçerli. İslam ayrıyetten bir bakımlı erkek modeli koymaz ki. Erkek zaten bakımlıdır. Erkek bakımlı olduğu için eşi hep onu istek ve arzuyla bakar. Kadın da her daim bakımlıdır. Kadın da her daim bakımlı olduğundan dolayı kadın erkek onu hep istek ve arzuyla ona bakar. Saçı başı dağınık, her tarafı kızartma kokan bir kadını ne yapacak adam? Her tarafı bulaşık ne o çamaşır suyu kokmuş bir kadını ne yapsın? İşecekler neredeyse kadınlar onları. Bir de üzerlerinde, eşofmanlarında, ondan sonra kıyafetlerinde benek benek, ne o şey, klorak. Burada klorak diyorlar. Biz, ben de klorak olarak diyorduk da biz, Bursa'da klorak demiyorlar, dilim karıştı benim. Orada çamaşır suyu diyorlar. Kadın kendince misler gibi klorak kokuyor. Bir de o kendince hani o klora damladı ya işte üzerindeki kıyafeti. Yani ev hali onunla dolaşıyor. Klora kokusu dolaşıyor ortalıkta. Bu aksesuarlar genelde kadınlar için. Bu bakımlı olduğunu göstermiyor onun. Erkekler kadınımsı aksesuarlardan, kıyafetlerden uzak duracaklar. Hani lanet olsun o erkeklere ki kadınlara benzemeye çalışırlar. Bu böyle işte hani lanet olsun o kadınlara da onlar da erkeklere benzemeye çalışırlar. Bizim toplumumuzda takıntı olan bir tek pantolon var. Kadınların pantolon giymesi. Birisi çıplak hükmünde demiş zaten. Akıl fikir versin Cenab-ı Hak ona da. Bu noktada burada kadınların da erkeklerin de kendilerini muhafaza edeceği şey, kadınlar kendilerine erkeksi davranışlardan
erkeksi tutumlardan uzak duracaklar. Hani erkek gibi kadın, lanetli kadın o. Erkek gibi kadın olmaz. Sahabeden bir kadın omuzuna oku asmış, yayları dalmış, rap 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 gidiyor böyle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri işte lanetli kadın dedi. Niçin? Erkek gibi gidiyor, oku dalmış, yayı dalmış, ava çıkıyor. Kadın munis, şefkatli, merhametli kadın, kadın kadın olacak. Anlıyorsunuz değil mi bunu? Kadın küfrediyor erkek gibi. Ya küfür erkeğe de haram, kadına da haram. Ya ne o? Kadın küfrediyor. Adı lan. Oho. Ondan sonra da ismine koymuşlar. Hanıma. Ondan sonra ad bu. Erkek gibidir o kadın ya. Aman Allah muhafaza eylesin o zaman. Evlenilmez erkek gibi kadınlarla. Adam eve girdi. Don kafaya bir tane ne? Tava. Ne oldu? Erkek gibi kadın alırsan sonun bu. Gel gelmez, git gitmez. Ne o? Erkek gibi kadın. Ne mi aldın? Allah muhafaza eylesin. Veyahut da erkek, kadın gibi. Birisi bizim arkadaşlardan birisi evlilik konuşması yapmış. Bir sefer görüşmüşler, geldi kızcağız şimdi. Efendim görüşünüzü almak için. Estağfurullah kızım, buyur. İşte konuştuk ettik. Efendim çok hoşuma gitti, kadın gibi dedi. Kızım sen eşcinsel misin dedim ya. Durdu. Dedim ya sen kadın gibi bir erkekten mi hoşlandın şimdi? O adamdan uzak dur dedim. Yani kendi kafasında kadın gibi bir adam düşünüyor. Hayır. Gençler evlenecekseniz erkekler kadın gibi kadın olan alın. Kadınlar erkek gibi erkek olan alın. Aldırmış bütün tüylerini yoldurmuş, bir daha açmış göğsünü. Ne adam? Gelmiş. O da bizim dervişlerden birisiyle evlenecek. Aa hoş geldin 23 Nisan. Bir daha açmış bağrını. Böyle baktım. Hemen Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh hazretlerinin sıralaması geldi. Bakın ta o zaman. Diyor ki kadınlaşan erkeklerle hani bu eşcinsellerle alakalı diyor ki onlar göğüslerinin kıllarını yoldururlar. 1400 yıl önce aynıymış şimdi de aynı. Devam ediyor. Onlar gömleklerinin düğmelerini aşağı doğru açarlar. 1400 yıl önce aynıymış şimdi de aynı. Millet bir sürü Tarkan oldu ortalıkta. Allah muhafaza eylesin. Erkek %100 ipek haricinde yarı yarıya ipekli ya da yarıdan az ipekli kumaştan elbiseler giymesi caiz diye duydum. Doğru mudur? Evet yani normalde örneğin çözgüsü pamuk, atkısı ipek olabilir. Çözgüsü polyester, atkısı ipek olabilir. Elif, lamim, hamim, taha vesaire harflerden oluşan ayetlerin manası nedir? Bilsek zaten sırrı çözeceğiz. Seven boşluğa düşer mi? Düşmez. Sevmediğini gösterir. Tam aşık olmadığını gösterir. Sevgisinin seviyesinin aşağıda olduğunu gösterir. Nesnelerin, nefislerinin halkı nefis olduğunu, kötülüğü emreden nefis olmadığını söylemiştiniz. Bunu istinaden şeytana atılan taşın da ölçüsünü geçemeyeceğini söylemiştiniz. Peki bu ölçü aşılırsa taşın nefsine ne değişir? Nefsinde ne değişir? Biz Müslümanlar bütün ibadetlerimizi ve hayatımızı ölçü dairesinde yaparız. O yüzden ölçü neyse ölçüye uyarız. Şeytana dair biz taş atarken kocaman balyoz gibi taş atmayız. Misket büyüklüğünde, fındık büyüklüğünde. Ne kadar narin ve naif bir dine sahibiz. En büyük düşmanımıza taş atarken küçücük taşlar atıyoruz. Gel gör ki ilk 92'de hacca gittim de alt kattan taş atıyoruz biz. O da öyle denk gelmiş. İlk hacca gittim. Yukarıdan bir tane şemsiye geliyor. Bir tane terlik geliyor yukarıdan. Alt kattayız biz.
Ulan dedim, insanlar şemsiye, terlik, elinde ne varsa atıyor hacı efendiler. Bu kadar kızmışlar. İkinci gün üst kattan biz taş atıyoruz. Birinci gün gördüm ya, bizim hacılar elinden terliği çıkarıyor. Anasını avradını bilmem ne yaptın şeytanı. Ulan ne yapıyorsun? Haçtasın. Allah'ım, dokunsan bir türlü, dokunmasan bir türlü. Yanındaki kadın diyor ki, hacı sövme gari, hacı oldun diyor, tamam. Ulan bu şeytanın yüzünden anasını avradını öbür terliği atıyor. Ha dedim, tamam. Söylenecek laf yok. Mustafa Özbah dedim, şeytan kol geziyor burada. Yani şeytanı taşlarken şeytan kol geziyor. İslam naiftir. Naifliğin üzerine kuruludur. Her şeyin ölçüsü vardır. Ölçüyü aşmak yoktur. Haddi aşmak yoktur. Siz dört vakitlik farz namazını beşe çıkaramazsınız. Ben namazı çok seviyorum, 5 rekat kılacağım. Yok öyle bir namaz. Sen ölçü uy, 4'ü kılsan. Ama benim içimden geldi, ben 6 kıldım hocam, kabul olmadı mı? Ya mübarek insan, içinden 6 geleceğine 5-10 tane 4 kılsana. Yok. Öyle bir şey yok. Ya onun içerisinden 7 gelmiş de namazım kabul olmaz mı? Ya kendi kafandan namaz ürettin. Üniversite namazı gibi. Ben bunları bana sorulan sorulardan öğreniyorum. Telefon açıyor. Hocam üniversite namazı varmış, böyle kılınıyormuş. Yavrum hangi kitapta okudun? İşte filancanın, fişmancanın, bilmem ne kimin kitabından. Yavrum hangi fıkıh kitabını açsan üniversite giriş namazı diye bir namaz yok. Biz üretiyoruz maşallah. Münbit topraklar. Pirincin üzerine bilmem ne oku, ondan sonra üniversite sınavında her bilmem kaç dakikada at ağzına. Pirincim nerede? Ne oldu? Soru şey yapacak ya. Ya yok böyle bir şey. Allah bizi affetsin. Arabinin ruh ile iletişim kurmanın oda içerisinde bulunan saman buharlaşmasını örnek vererek anlatmış. Bu durumda suyun orada olduğu bilinip buharlaşması yoktur dedirtmese de ruhani alemin olduğu yere girersek bunu anlamamız gerekir mi? Maneviyatı hissedemiyorsak sebebi nedir? Ruh Allah'a ait bir şeydir. O yüzden ruhla iletişime geçmek diye bir şey kadar mizansen, karikatürist bir şey olamaz. Ruhla iletişime giremez hiç kimse, hiçbir şey. Ruhumdan üfledim diyor. Ruhumdan üfledim. Ruh Allah'a aittir. Hani var ya bir de ruh çağırma seansları. Kemer altında çalışıyorum. Şadırvan Camii'nin karşısında. O zaman atölye sorumlusuyum. Bütün iş yerinin sorumlusu benim. Bir tane bir bayan var. Böyle fizik olarak 10 numara. Bütün herkesi de etrafında topluyor. Bir duydum ki ruh çağırma seansları yapıyormuş. Allah Allah. Ben de daha her şeyi tövbe ettim. Geri döndüm, tövbekarım ya. İşte namazdan iş yerine, iş yerinden namaza gidip geliyorum. Duydum ben bunu. Dedim bir seansa da beni davet edin. Böyle büyük işte kesim masası var. Kesim masanın üzerine bir tane yüsük, yüsüğün üzerine bir tane fincan. Herkes el ele tutuşuyor, gözlerini yumuyor. Ondan sonra ama fincanın parmağının üzerinde bunun parmağı var. Bir tane E, bir tane H harfi var. Ondan sonra geldiysen evete git, titreye titreye evete gidiyor. Çok basit bir şey yaptım ben. Parmağından tuttum. Göz göze geldik. Ne yapıyorsun gibisinden yaptım. Yaptı sus diye. Hiç unutmuyorum. Bir de insanlar inanıyor ya. Allah bizi affetsin. İki bayram arası düğün olmaz dedikleri ne kadar doğru, her türlü iki bayram arasına denk gelmez mi? Evliliğin şu zamanı olmaz diye bir kaide yok. Evlenmek 1 dakika uzun. Yaklaşık 30 saniye filan. Yani bir erkek diyecek ki kadına,
ben seni işte şu kadar mehirle nikahladım, o da kabul ettim. Bu ne kadar sürer? 30 saniye mi sürer? Bu kadar. Sizin yaptığınız evliliklere bir şey demiyorum. Önceden 20 dönüm tarla satıyorlardı. En yakın oğlan evlendiren kim var? Hacı Nuri var ama o da tarla satmadı ki ya. Ona bir yerlerden geliyor ya. Allah bizi affetsin. Ay, güneş ve yıldız nasıl secde eder? Bunun şekli nasıldır? Bizim yaptığımız secdeden başka secde yöntemi var mıdır? Teşekkür ederim. Bütün varlık kendi lisanıyla, haliyle secde eder. Kur'an-ı Kerim'in kısa elif, lam, mim gibi heceleri Hazreti Mevlana çözmüş mü? Hayır. Bu tahasin gibi heceleri nasıl çözeriz? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala akletmez misiniz dediğimizinden ne anlamalıyız? Pozitif akıl. Akleteceğiz, düşüneceğiz. 6000 hadis, bugün hadis tartışmalarında gerçek hadisleri Mevlana Hazretlerinden öğrenebilir miyiz? Sahih hadisleri biz nasıl öğreneceğiz? Kardeşler, hadislerin üzerinde siz kendi kendinize şek şüphe yapmayın. Gidin bir tane kütüb-i sidde alın, okuyun. Siz hüküm mü çıkaracaksınız? Alim misiniz? Sizden birisi gelip fetva mı soracak? Siz dininizi öğreneceksiniz. İşte yok, kendin karar verme, bu kendi kendine. O zaman herkes bir şeye karar verecek. Din bu değil ki. Çok hadis olsun, bu zenginlik. Yani bunu bir zenginlik olarak görün. Yani bu ateistlerin elinde, hadis düşmanlarının elinde 3-5 tane hadis var böyle işte. Onu da hadis imamları mevzu demişler, ravilerinde sıkıntı var demişler. Ve mevzu ve ravilerinde sıkıntı var dedikleri hadislerle ne kelamcılar onu ölçü almış, ne fıkıhçılar ölçü almış, ne akaidçiler onu ölçü almış, ne tefsirciler onları ölçü almış. Hiçbirisi de ölçü almamış onları. Onları ölçü alan ateistler, din düşmanları, hadis düşmanları. Diyorum ki, işte ne deve eti yemiş de abdest tazelemiş. Bunu diyor ki işte, bunun ne alakası var? Kardeşim, bundan bir hüküm mü çıkarmış ulema? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri et yemeği yemiş, ondan sonra gitmiş ellerini yıkamış. Abdest tazelemiş. Gayet insani bir şey. Sana et yemeği yedikten sonra, her et yemeğinden sonra abdest tazelenir diye bir hüküm okudun mu bir yerde? Yok. Abdesti bozan şeyler belli. Vücudunun önünden ve arkasından bir şey çıkarsa fizik olarak abdestin bozulur. Namazda kahkahayla gülersen abdestin bozulur Hanefi'ye göre. Bitti, bu kadar. Kim sana yemek yiyince abdestin bozulacağına dair hüküm verdi sana? Bu hadisi şerifi bizim önümüze koydun şimdi. Adam sustu. Tabii dedim. Din bilmeyen insanlar bunları söylemek basit. Adam da kendi kendine düşünüyor. Ya et yemeği yedikten sonra abdest alınır mı? Ne kadar saçma bir şey. Siz hiç sofradan sıkışıp da kalkıp da tuvalete ihtiyaç görmüyorsunuz mu? İnsanız. Sofrada mı yerleniyorsunuz? Gayet insani. Hüküm çıkmıyor bundan çünkü. İnsani bir şey. Sahabe de onu görmüş. Yemek yerken, yemekten sonra abdest almaya gitti diyor. Gördüğü bir enstantaneyi anlatıyor. Bir emir yok bununla alakalı. Örneğin. O yüzden muteber hadis kitapları var. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, İmam-ı Hanbel gibi. Beyhaki gibi. Alın okuyun. Okuyun. Bunun üzerinde şek şüphe etmeyin. Hangi hadis sahihti değildi? Evinize bir tane Hanefiyseniz bir tane kısa Hanefi fıkıh kitabı alın. Bakın o mesela önce o fıkıh kitabını okuyun. Temeliniz sağlam olsun. Ondan sonra hadis okuyun. Ha deyin ki ya bu hadis-i şerifi ölçü almamışlar zaten fıkıh olarak. Bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Bilirsen zenginlik.
Ama bilmediğinden dolayı sorumlu değilsin ondan. Evet. Ders alındığında bir feyiz alamadıysan başka derse geçiş olabilir mi? Bu noktada arkadaşlar, bir üstada bağlanacaksanız, bir yere bağlanacaksanız seve seve, gönlünüzü sere sere, rüyanızda göre göre alın. Ya benim ders almam lazım işte. Bu adamın da sakalı ne o? Sakalı, külahı, cübbesi iyi, güzel, hoşuma gitti. Gideyim ders alayım. Böyle bir şey olmaz. Ya herkes filancadan alıyor, ben de gideyim alayım. Böyle bir şey olmaz. Sufilik rüyanda görmekle başlar. Rüyanda sahih olarak gördüysen o kimseyi, git ondan ders al. Sonra da nefsine uyma. Ben gittim de bundan feyiz alamadım. Nefsinden o zaman. Sen rüyanda gördün mü onu, gördün. Sahih bir şekilde gördün mü, gördün. Kur'an ve sünnet dairesinde haramları helal diyor mu sana? Hayır. Helalı haram ediyor mu sana? Hayır. Dizini kır, nefsine itaat etme. Kur'an ve sünnet dairesinde yoluna devam et. Geri kalan nefis. Allah muhafaza eylesin. Alevilerin yaptıkları cem evlerindeki hareketleri dinimizde yeri var mıdır? Cem evleri ibadethane sayılabilir mi? Bu noktada insanlar kendilerince orada zikrediyorlar. Hiç katılmadım çünkü. Hatta birisine dedim ya, beni götür bir dedim, bir göreyim ben, hani ben oraya katılayım dedim. Böyle baktı, senin Alevi doğman lazım dedi. Doğru söylüyorsun da dedim, yani ben Alevi doğmadım, ne yapayım dedim, yani beni bir götür, götürmedi. Böyle enteresan onların yapılanmaları var. Çünkü bir kimse Alevi olamaz. Alevi doğulur. Orada ne yapıyorlar bilmiyorum. Bilmediğimin üzerine hükmetmek yani doğru bir şey değil. Gidip yaşamış olmam lazım, görmem lazım. O yüzden bir şey diyemem. Babam hacca gidemedi. Nasipse ben gideceğim. Babamın Kabe'de gözü olabilir miyim? Babanı normalde hac olarak babana niyet edersen olur. Ama para senin ilk önce kendine gideceksin. Ondan sonra babana nafile olarak yapabilirsin. Zulüm edene zulüm ile cevap vermek hak mıdır? Bu devletin işidir. Siz bir kötülüğü gördüğünüzde elinizde, devlete ait. Dilinizde, alimlere ait. Bilenlere ait. Ya da kalben buğz ederekten önlemeye çalışınız ki bu da imanın en zayıf noktasıdır. O kötülüğü normalde dilinle tedavi edebileceksen söyle. Elinizin altındakilerden sorumlusunuz hadis-i şerif. Elinin altındaysa evet, ama zulüm ne değil. Hazreti Pir'den hiç bahsedilmedi. Hazreti Pir'den bahsiniz söz konusu olan Hazreti Pir, Hazreti Mevlana mı? Soruyu soran. Evet. Mesnevi'den yaklaşık 10 beyit okuduk. Her sorudan eyvallah çıkabilir ama ben o kadar çok bilgili değilim. Estağfurullah, gerçekten. Şimdi böyle günlük olayları da normalde muhakkak oradan bir hikaye çıkar. Yani böyle Mesnevi'ye çok hakim olan, Divan-ı Kebir'e çok hakim olan bir kimse bunları söyleyebilir. Ama yani bu kadarız biz de işte. Affedin. İlim ile alim nedir? Alim, İlimden haberdar olan insan. Ha alim, evet. Alim. Alim derken keskin mi? Alim. Bilemedim. Ben alimi biliyorum. Allah razı olsun. Saçıma kesme, boyama mı karışıyor, hakkı var mı? Karışmıyor. Kocam saçımı kesme, boyamama karışıyor, hakkı var mı diyor. Ne kadar güzel, adam seni sevdiği gibi görmek istiyor. Elle mi onun sevdiği gibi ol. 110 liraya altın aldım, 120 liraya bozdurdum. Aradaki 10 lira kar, faize girmez. Çocuğa can demek günah mı? Neden günah olsun ki? Ben size bir rüya anlatmak istiyorum, vaktiniz varsa mümkünse. Ne yazık ki vaktim yok. Böyle hızla geçtim zaten.
Normalde sizi daha fazla vaktinizi almamak için saat 11. Hakkınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek affola. Rabbim hayır ve iyilik kapılarınızı her daim açık tutsun. Selamünaleyküm.